Merhabalar arkadaşlar, Hale Örsen'e YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda ayrımlarımıza kahve çekirdeği modelini uygulamış olduğum 1,5-2 yaş ölçülerinde bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yakamızı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Daha sonra 4 numara şişle beden kısmımızı tamamladım. Yeleğimizin ölçüleri şu şekilde. Beden genişliğimiz 30 cm, beden uzunluğumuz ise 35 santim arkadaşlar. Yeleğimi anti peeling ip kullanarak ördüm. Alize Best Classic 240 metre uzunluğunda. Renk kodum ise 488. Yeleğimizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı ise bu şekilde. Robamızın yapılışını bir önceki videomda anlatmıştım. Roba kısmını geçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra beden kısmının yapılışını ayrıntılı olarak video içerisinde anlattım. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yelek robasına 3,5 numara şişe 86 ilmek atarak başlıyoruz. Yaka kısmını 3,5 numara şişle örüp daha sonra 4 numaralı şişe geçeceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Yakamız için 3 haroşa sırası öreceğiz. İsterseniz haroşalarınızı düzden de örebilirsiniz. Her iki yönde düz olarak örüp haroşa da elde edebilirsiniz. Ben haroşaları önden örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde örmeden almış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk haroşa sıramızı örüyoruz. Toplamda 3 haroşa sırası örüp 4 numaralı şişe geçeceğim. Sıra sonuna kadar örelim. Yine sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçelim. Arka yüzde örmeden almış olduğumuz ilmeği örüyoruz ve yine diğer ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde 3 haroşa sırası örüp gelelim. Yakamız için 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi 4 numaralı şişe geçeceğim. Bu sırada ilik açacağız. Hem de ayrımlarımıza geçiyoruz. Kenarda 6 ilmek patımız olacak. Şimdi iliğimizi açalım. Üç ilmek haroşa olarak ördüm. Alttaki ilmeği şişime takıyorum. Takmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmekte haroşa olarak örüp pat kısmımı tamamlıyorum. Patımızda 6 tane haroşa ilmeğimiz var.
6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Önlerde 6 ilmeğimiz olacak. Kolda 8 ilmeğimiz. Arka kısımda 18 ilmeğimiz olacak. Aralarda ise 7 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. 6 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek artırma yapıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra ilmek ayracı takıyorum karıştırmamak için. Şimdi buradaki 3, 6, 7. 7 ilmeğimizin üzerine modelimizi kuruyoruz. Buradaki ilmeği düz olarak değil de şu şekilde örüyorum. İlmeği tersten batıp yönünü çeviriyorum. Daha sonra ipimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz üzerine kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. 3. ilmeğimi 2 ilmek üzerinden geçiriyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmek dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 1 ilmek ters örüp yine buradaki ilmeği düz olarak değil de şu şekilde ilmeğime batıp yine düz olarak örüyorum. Modelimizi 7 ilmek üzerine kurduk. 7 ilmeğimizin kenarlarına birer ilmek artırma yapıyoruz. Şimdi birer ilmek artırmamı yaptım. Kolum için 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırma yapıyorum. İlmek ayracı takıyorum. Yine 7 ilmeğimiz üzerine modelimizi kuracağız. Normalde bu ara ilmeklerimiz 2 düz ilmeğimizin kenarlarına artırma yapıyorduk ya da 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına artırma yaparak robamızı örüyorduk. Fakat burada arada model olduğu için 7 ilmek model kısmımızın kenarlarında artırmalarımızı yapıyoruz. İlk ilmeği düz değil de bu şekilde batarak örüyorum. İpim arkada olacak. Şu şekilde batıyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters ördüm. Daha sonra 3 ilmek üzerine kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 1 ilmek düz örüp dolama yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Buradaki ilmeği bu şekilde değil de şu şekilde batarak ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Böyle çapraz gelecek şekilde ilmeklerimiz ilerleyecek. Daha sonra 1 ilmek artırma yapıyorum. Arka kısmımız için 18 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmekten sonra bir artırma yapıyorum. Buraya ilmek ayracı takıyorum. Yine 7 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. İlmeğe düz olarak değil de şu şekilde batarak düz örüyorum. İpimi öne alıp 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek üzerine kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 3. ilmeğimi 2 ilmek üzerinden geçirip 1 ilmek düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 1 ilmek ters örüp tekrar ipimi arkaya alıyorum. Buradaki ilmeğimi şu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Yani ortada kahve çekirdeğimizin kenarlarında birer ilmek ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizin kenarlarında da birer ilmek düz ilmeğimiz var.
artırmamı yapıp kolum için 8 ilmek düzörüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek düz ördükten sonra bir artırma yapıyorum ve ilmek ayracımı takıyorum. Yine 7 ilmek üzerine modelimi kuruyorum. Bir ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Bir ilmek ters örüp yine bir ilmek şu şekilde batarak ters örüyorum. Ters ördükten sonra bir ilmek artırma yapıp 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa öreceğim. Bu kısım bizim pat kısmımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine 6 ilmek haroşa örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği yine ters örüyorum. Burada ön yüzde yönünü farklı aldığımız ilmeğin yine farklı örüyorum. Bu şekilde ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek kahve çekirdeği modelimde olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmek düz örüp yine yönünü farklı olarak örmüş olduğumuz ilmeği yine farklı olarak örüyoruz. Normalde şu şekilde örmemiz gerekiyor. Fakat bu şekilde örüyorum. Yine artırmış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. Koldaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Burada artırmış olduğum ilmeği ters. Burada yönünü farklı olarak örmüş olduğumuz ilmeğimizi bu şekilde değil de yine arkadan batarak ters olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüp 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Düz ilmeğimin hemen yanındaki ilmeğin arkadan batıp ters örüyoruz. Artırmış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum ve arkadaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Burada yönünü farklı olarak örmüş olduğumuz ilmeğe yine arkadan batıp ters olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüp kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp yine buradaki ilmeği arkadan batıp ters olarak örüyorum.
Artırmış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Koldaki ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Biraz ilerledikten sonra model kendisini belli edecek arkadaşlar. O zaman daha rahat örebilirsiniz. Burada yine yönünü farklı olarak örmüş olduğum ilmeğe arkadan batıp ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters, bir ilmek düz. Hemen düz ilmeğimizin yanındaki ilmeğe arkadan batıp örüyoruz. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği ters, diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtim. 6 ilmek pat ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz örüp tekrar burada bir artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü yine şu şekilde değil de şu şekilde batarak düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek kahve çekirdeği modelimi düz örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizin kenarlarında birer ilmek ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizin kenarlarında da birer ilmek yönünü farklı olarak örmüş olduğumuz düz ilmeğimiz var. Yine ilmeğimin yönünü şu şekilde düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıp koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine düz ilmeğimin yönünü farklı şekilde şu şekilde batıyorum. Düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 3 ilmek kahve çekirdeği modelimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine ters ilmeğimin yanındaki ilmeğini bu şekilde batıyorum. Şu şekilde değil de bu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Beni takip ederek örerseniz sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Çok kolay ve çok güzel bir roba. Bütün yeleklere bu robayı uygulayabilirsiniz. Şimdi tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. İlmeğimi yine bu şekilde değil de bu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüp yine şu şekilde düz ilmeğime batıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırmamı yaptım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
Tekrar birer tırma yapıyorum. Buradaki düz ilmeğime yine farklı batıp düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan ilmeklerimi düz olarak örüp bir ilmek ters örüyorum. Yine buradaki düz ilmeğime şu şekilde batıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Pat ilmeklerime kadar düz olarak örüyorum. 6 ilmek pat kısmını örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzümüze geçelim. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyorum. Kahve çekirdeğinin her iki kenarında olan ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Burada yine yönünü farklı olarak örmüş olduğum ilmeği şu şekilde batarak arkadan ters olarak örüyorum. Şimdi kahve çekirdeğimin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüp bir ilmek düz örüyorum. Burada yine yönünü ilmeğimin şu şekilde arkadan batarak ters olarak örüyorum. Hemen yanındaki artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Modelimizin kenarlarında artırma yaparak ilerliyoruz. Her ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. Artırmış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Burada ön yüzde yönünü farklı olarak almış olduğumuz ilmeği yine arkadan batarak ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters, bir ilmek düz. Yine düz ilmeğimin yanındaki ilmeği arkadan batarak ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüp arkamızda olan ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. 6 ilmek pat ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Modelimiz şu şekilde kendisini belli etmeye başladı arkadaşlar. Her ön yüzde bu 7 ilmeğimizin kenarlarına birer artırma yapıyoruz. Şimdi 7 ilmeğimden önce birer artırmamı yaptım. Buradaki ilmeğimin yönünü şu şekilde örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi yine kahve çekirdeğimi yapacağım. Üçüncü ilmeğimi 2 ilmek üzerinden geçirip bir ilmek düz dolama yaptım. Tekrar bir ilmek düz örüp bir ilmek ters ördüm. Buradaki düz ilmeğimin yönü de şu şekilde batarak örüyorum. Şimdi hemen yanına bir ilmek artırma yapıyorum.
Normalde aralarda iki düz ilmeğimiz ya da iki ters ilmeğimiz oluyordu. Kenarlarına birer artırma yapıyorduk. Bu defa artırmalarımızın arasında kahve çekirdeği modelimiz var. Modelimizin kenarlarına artırmalarımızı yapıyoruz. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Burada yönünü farklı olarak örmüş olduğumuz ilmeğimizin kenarına hemen bir artırma yapıyorum. Yine yönünü şu şekilde atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp burada yine kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Bir ilmek ters örüp yine buradaki ilmeğimin yönünü farklı olarak örüyorum. Hemen bir ilmek artırma yapıyorum. Arkadaki ilmeklerimizi ise düz olarak örelim. Yine modelimizin kenarlarında birer ilmek artırmalarımızı yapalım. Arka yüzümüzü sadece bu kahve çekirdeği modelimizin kenarlarında bir ilmek ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüp ön yüze geçip gelelim. Modelimizin belli olması için misinalı şişe taktım. Birkaç sırada örerek ilerledim. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu ilmeklerimizin kenarlarına birer artırma yaparak devam ettim. Yine kahve çekirdeği modelimi aynı şekilde ördüm. Şimdi 2, 4, 5. Yaka kısmından sonra 5 haroşa sırası ördüm. Şimdi 6. sırayı örmeye geçiyorum. Yine aynı şekilde öreceğiz. Artırmalarımızı ön yüzde modelimizin kenarlarında yapacağız. 6 pat ilmeğimi ördükten sonra model kısmına kadar düz olarak örüyorum. Yedi ilmek üzerine modelimizi kurmuştuk. Bir artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimi bu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp tekrar buradaki ilmeğimi bu şekilde düz olarak değil de bu şekilde batarak düz örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. 7 model ilmeğimizin kenarlarında her ön yüzde birer ilmek artırma yapıyoruz. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimize kadar düz olarak ördüm. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bu şekilde batarak ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Tekrar bir ilmek ters. Bir ilmek ördükten sonra bir ilmek artırma yapıyorum. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimize kadar düz olarak örelim.
Bir ilmek artırma yapıyorum. Burada yine ilmeğimizin çapraz olarak gelmesi için şu şekilde batıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, yine bir ilmek düz olarak örüp bir artırma yapıyoruz. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, yine bir ilmeğimi ördükten sonra bir artırma yapıyorum. Pat kısmına kadar düz olarak örüyoruz. Pat kısmımızda olan ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin çoğunu ters olarak örüyoruz. Fakat ön yüzde kahve çekirdeği modelimizin yanında ördüğümüz ters ilmeklerimizi arka yüzde düz olarak örüyoruz. 2 ilmek burada, 2 ilmek burada, burada ve burada 2 ilmek düz örüyoruz. Ön yüzde artırma yapmış olduğum ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi burada yine ilmeğimi bu şekilde değil de arkadan batarak ters olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeğimizin yanındaki ilmeği. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Yine düz ilmeğimin yanındaki ilmeği arkadan batarak ters olarak örüyorum. Koldaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde artırma yapmış olduğum ilmeği ters olarak örüp hemen yanındaki ilmeği arkadan batarak örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Yine buradaki ilmeği arkadan batarak örüyorum. Düz ilmeğimin yanındaki ilmeği. Artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüp yeleğimizin arkasında olan ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka sıramızı bu şekilde tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 6 ilmek pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Model kısmımıza kadar düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimi şu şekilde batarak düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıp buradaki kahve çekirdeği
Modelimizin 3. ilmeğine şişimi geçirip 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek örüp 1 dolama yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz olarak örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıp yine şu şekilde batarak ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmek artırma yapıyorum burada. Koldaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde artırmaya devam edelim. Modelimizin her iki kenarında da birer ilmek artırmaya devam edelim. Kahve çekirdeğini yapmaya devam edelim. Yine kenar pat ilmeklerimizi 6 haroşa ilmek örerek devam ettirelim. 12 haroşa sırasında bir de ilik açalım. 2, 4, 6, 7, 5 sıra sonra ikinci iliğimizi açalım. Bu şekilde örmeye devam edelim. Biraz ilerleyip gelelim. Robamızı 17 artırma sırası ördüm. Şişimde toplamda 222 ilmeğim oldu. 12 sırada bir de ilik açtım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bu kenardan da kaç sıra artırma yaptığınızı sayabilirsiniz. 17 artırma sırası yaptık. Şişimde toplamda 222 ilmeğim var. Şimdi artırmalarımı tamamladım. 3 sıra haroşa sırası öreceğim. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizde olan 7 ilmeğimizin 4 tanesini 2, 4, 4 tanesini kola ekleyeceğiz. 3 tanesini ise beden kısmına ekleyeceğiz. Şu anda bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Kolumuzu ayırdığımız zaman arada olan ilmeğimizin 4 tanesini kola, 3 tanesini öne, şu kısma geldiğimizde ise 3 tanesini arkaya, yine 4 tanesini kolumuza ekleyeceğiz. Üç haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Üç haroşa sırası ördükten sonra robamı tamamlıyorum. Patımız için 6 ilmek haroşa örüyorum. Kol altına kadar düz olarak örmeye devam ediyorum. İki, dört, altı ve buradaki model kısmımızda olan 7 ilmeğimizin
3 tanesini önümüz için örüyoruz. 4 tane ilmeğimizi ise kolumuza ekleyeceğiz. Önümüze ekledikten sonra 3 ilmeğimizi ipimi öne alıyorum. Koldaki ilmekleri kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Toplamda 50 ilmek keseceğiz. 3 4 5 50 ilmeğimizi keselim. Kolda 50 ilmeğimi kestim. Yine arada olan 7 ilmeğimin 4 tanesini kola ekledim. 3 tanesini ise arka kısmımıza ekliyoruz. Arkadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine burada 7 ilmeğimizin 3 tanesini arka kısma, 4 tanesini kola ekleyeceğiz. O kısma kadar düz olarak örelim. Düz olarak bu kısma kadar örerek geldim. Şimdi bu 4 ilmeğimi, modelimde olan 4 ilmeğimi kola ekliyorum ve kolumuzu kesmeye geçiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine diğer kolumuzda olduğu gibi 50 ilmeğimizi keselim. Kolda 50 ilmeğimi kestim. Önlerde 32 ilmeğimiz var. Arkada ise 58 ilmeğimiz var. Burada yine 7 model ilmeğimden 4 tanesini kola ekleyip kestim. 3 tanesini ise öne ekleyip örüyorum. Pat kısmımıza kadar düz olarak örelim. Altı ilmek haroşa örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Koltuk altında 5'er ilmek artırma yapacağız. Toplamda 10 ilmek artırmış olacağız. Şu an şişimde 122 ilmeğim var. 6 ilmek pat ilmeğim, diğer pat ilmeğimle 12 ilmek. 122'den 12 ilmeğimizi çıkarırsak 110 ilmeğimiz kalıyor. 10 ilmekte artırma yapınca 120 ilmeğimiz oluyor. 120 ilmekle modelimizi kuracağız.
Modelimizin denk gelmesi için koltuk altında 5'er ilmek artırma yapacağız. Önde olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi 3 ilmek artırma yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek artırma yaptım. Şu kısımda bir boşluk oluşmaması için buradaki ilmekleri şişime geçiriyorum. Ters olarak örüyorum. Yani 4 ilmek artırma yapmış olduk. 5. ilmeği ön yüzde artıracağız. Arkadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde 4'er ilmek, ön yüzde de 1'er ilmek artırma yaparak toplamda 10 ilmek artırmış olacağız. Diğer kol altına kadar ters olarak örelim. Yine burada 3 ilmek artırma yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine burada herhangi bir potluk oluşmaması için buradaki ilmekleri şişime takıyorum. Ters olarak örüyorum. Yani burada da 1 ilmek artırmış oluyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4 ilmek artırma yaptık. 1 ilmek de ön yüzde artırma yapacağım. İlmeklerimizi ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 6 ilmek pat ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi bu sırada modelimizi kuruyorum. 3 ilmek üzerine kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Kahve çekirdekleri arasında 6 haroşa ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa ördükten sonra yine 3 ilmek üzerine kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Bir ilmeği düz örüp bir dolama yapıyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa ördüm. Yine burada 3 ilmeğin üzerine kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki uzayan ipimizle yine 1 ilmek artırma yapacağız. Ön yüz, arka yüzde 4 ilmek artırmıştık. Burada ilmek ipimizin uzayacağı için yine burada 1 ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde ipimi şişe geçiriyorum. 1 ilmek artırmış oluyorum. Yine burada herhangi bir potluk oluşmaması için uzayan ipimle artırmış olduk. 1 ilmek artırmış olduk. 6 haroşa ilmeğimizden sonra 3 ilmek üzerine kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. 3. ilmeğimi 2 ilmek üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bir dolama yapıp tekrar bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. İki ilmeğin üzerinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir düz örüp bir dolama yapıyorum. Tekrar düz örüyorum.
6 ilmek haroşa örüyoruz. 3, 4, 5, 6. Kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Yine 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu şekilde devam edelim. 6 ilmek haroşa bir model, 6 ilmek haroşa bir model yaparak bu kısma kadar gelelim. Kahve çekirdeği modelimi yaptım. 6 ilmek haroşa ördüm. Burada yine ipim uzadığı için ipimi şu şekilde çevirerek 1 ilmek artırmış oluyorum. Burada yine kahve çekirdeği modelimizi yapıyoruz. Üçüncü ilmeğimi 2 ilmek üzerinden geçiriyorum. Toplamda koltuk altında 5 ilmek artırmış olduk. 4 tanesini arka yüzde, bir tanesini de ön yüzde artırdık. 1 ilmek düz örüp dolama yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa. Örüp tekrar modelimi yapacağım. 3, 4, 5, 6. Arka yüzde 4 ilmek artırmamın sebebi ön yüze geçtiğimizde ipin uzaması arkadaşlar. Uzayan ipimiz potluk oluşturmaması için onunla da 1 ilmek artırma yapıyorum. Şimdi yine burada kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Modelimi örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 ilmeğim kaldı. Son kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Modelimizi bu şekilde 120 ilmek üzerine kurmuş olduk. Kenarlarda ise 6 6 12 pat ilmeğimiz var. İlmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Yeleğimizi daha küçük ya da büyük yapmak isterseniz ilmek sayılarınızı ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Koltuk altından o şekilde artırmalarınızı yapabilirsiniz. 2 ilmek eksik ya da fazla geldiyse koltuk altında ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. İlmeklerimizin tam denk gelmesi için koltuk altında 5'er ilmek artırmış olduk. Arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 6 ilmek pat kısmımızı ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeğimizde olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. 6 ilmek haroşa örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa. Üç ilmek düz,
6 ilmek haroşa. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 3 ilmek düz, 6 ilmek haroşa örerek kenardaki pat kısımlarımızı da haroşa örerek tamamlayıp arka yüzümüzü de yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzümü tamamlayıp ön yüze geçtim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra olmuş. 12 sıra ördükten sonra da 3. iliğimizi açalım. 6 ilmek pat ilmeklerimi ördüm. Şimdi yine kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Altı ilmek haroşa örüyorum. Kahve çekirdeği modelimi yapıyorum. Bir ilmeğimi düz örüp bir dolama yapıp tekrar bir ilmek düz örüyorum. Altı ilmek haroşa örüyorum. İlmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek düz örüyorum. Bir dolama yapıp tekrar bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Aralarda 6 ilmeğimiz var. Kahve çekirdeği modelimizi yapmaya devam edelim. 12 sırada bir de ileğimizi açalım. Yeleğimizi biraz örüp gelelim. Beden kısmımızı örerek ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane kahve çekirdeğimiz oldu. Son kahve çekirdeğimizi yaptıktan sonra bu sırada ilik açacağız. Ön yüzde düz olarak öreceğim. Arka yüzde ise ters olarak örüp 3 haroşa sırası örüp yeleğimizi tamamlayacağız. 3 ilmeğimi ördüm. Alttaki ipi şişime geçirip ters olarak örüp yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 5. iliğimizi de açmış olduk. 1 ilmek haroşa örüp bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ters olarak örüyorum. Yine sıramı ters olarak tamamlayacağım. Sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka sıramızı tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ters, ön yüzde de ters olarak örelim. 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Üçüncü haroşa sırasını ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yeleğimizi kesmeye başlayacağım.
ilk ilmeği ters olarak örüyorum, ipimi arkaya alıyorum, düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Yine düz olarak örüp kesiyorum. Ön yüze haroşa olarak gelmesi için arka yüzde düz örerek kesiyoruz. Çok fazla ilmeklerimizi sıkmadan keselim. İlmeklerimizin tamamını keselim. Yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimizi kestikten sonra tamamladım. Düğmelerimi de diktim arkadaşlar. Arka kısmımız da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.